Hocam yüksek risk faktörlerine değindik. Biraz daha hafif risk faktörleri dediğimiz. Hafif artmış risk faktörü. Aynen, biraz da onlar. Bunları daha önce söylediğim gibi relatif risk puanı 1'e yakın olan, yüksek risk olarak tanımlayamayacağımız faktörler olarak gruplayabiliriz. 1'e yakın, yani 1.2, 1.3, 1.5, en fazla 2 gibi. Bunlar nelerdir? Bunlar temel olarak östrojen ve projesterona maruziyet süremizi etkileyen faktörlerdir. Doğal östrojene ve projesterona maruziyet süremiz. Bu doğal ne demek? Yani vücudumuzdaki östrojen ve projesteron. Şimdi meme hücreleri üstünde östrojen ve projesteron hormonları için reseptörler var. Bu hormonlar vücudumuzda zaten varlar ve dolaşımımızda biz onları yumurtlama fonksiyonlarıyla bağlantılı olarak meme hücrelerimiz onları algılıyorlar ve onlardan yararlanıyorlar bu şekilde. Erken yaşta adet gördüm, İşte menopoza geç girdim diyen kadınlar bu bilginin etkisiyle meme kanseri için yüksek risk altında olduklarını sanabiliyorlar. Erken menarş, yani ilk adet yaşının 12 yaşından daha küçük olması ve geç menopoz, yani son adet yaşının 55'ten daha sonra olması, meme hücrelerimizin vücudumuzda doğal halde olan östrojen ve projesterona maruziyet sürelerini uzattığı için bir risk teşkil eder. Ama bu risk, hep altını çiziyorum, yüksek risk değil. Sadece hafif artmış bir risk. Aynı şekilde gebelik ve emzirme durumu da aynı mekanizma üzerinden etki eder. Mesela ne denir? Hiç gebe kalmadıysanız aman işte bunu bilin, farkında olun, bu meme kanseri için önemli. Ne önemi var? Şimdi hiç gebe kalmayanlarda östrojene maruziyet süresi, atıyorum mesela üreme çağı, yani menarşa menopoz arasında söz gelimi 30 yıl olsun diyelim. 30 yıl bu hormonlara mememiz maruz kalıyor demek, hiç gebe kalmadıysak. Gebelik süreci boyunca östrojen baskılandığı için, meme hücreleri de ona maruz kalmadığı için östrojene ne olmuş oluyor? O işte 30 yıl eksi 9 ay bir gebelik başımıza geldiyse. İki gebelik geldiyse başımıza, 30 yıl üreme çağı boyunca maruziyet süresi eksi 9 ay çarpı 2, yani 18 ay daha az maruz kalacak. 3 gebelik yaşarsak işte 9 ay çarpı 3 kere daha maruz kalacak. Bu şekilde etkiliyor. Ama bu şu demek olmuyor: ne kadar çok gebe kalırsanız o kadar iyi. O da değil. O değil. Yani artılara eksilere bakacağız. Yani bir kadın üreme çağı boyunca 10 kez gebe kalsın. Doğru, gerçekten 9 ay çarpı 10, yani 90 ay kaç yıl yapıyorsa daha az östrojene maruz kalacak. İyi de yani 10 çocuk yapmayı, yani 10 kez gebe kalmayı düşünebilir misiniz? Bunun başka yerlere ne yapıyor acaba? Başka şeyleri de düşünmek lazım yani. Ve aynı şekilde her bir gebelikten sonraki emzirme süresi boyunca da hormonlara maruziyet, östrojen yine baskılandığı için o süt verme döneminde yine östrojene maruziyet süresi relatif olarak azalıyor. Bu şu demek mi olur? Yani ne kadar çok emzirirsem o kadar iyi. Hastalar genellikle şunu sorarlar: nasıl olur hocam? Yani ben 3 defa gebe kaldım ve her bir çocuğumu 2,5 yıl emzirdim. Bu kanser bende nasıl olur? İşte bundan dolayı oluyor. Yani 3 çocuk yapmanız ya da 10 çocuk yapmanız sizi meme kanserine karşı korunaklı yapmıyor. Sizi korumuyor. Sadece relatif riskinizi böyle yapmamış kadınlara göre azaltmış oluyor. Nispi bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla ben asla tabii çocuklarınızı ikişer yıl emzirin falan gibi bir öneride bulunmuyorum. Yani bunun artıları eksileri var. Ama işte bütün bunlar, yani erken menarş, geç menopoz, gebelik sayısı ve emzirme süresi, bunların hepsi aslında tek bir faktör anlamına geliyor. Bu da memelerimizin östrojen başta olmak üzere östrojen ve projesterona maruz kaldığı süre. Hepsi geliyor, orada buluşuyor. Bir diğer şey yine bu maruziyetle ilişkili görülebilecek: obezite ve alkol tüketimi. Ne alaka var? Ben de alkol özellikle. Ne olabilir? Mesela deniyor ki eğer yani şişmansanız, obezseniz meme kanserine yakalanma riskiniz daha fazla. Böyle mi gerçekten? Bu bir hafif artmış risk faktörü. Neden? Çünkü vücudumuzda östrojen yağ dokusunda birikir. Vücut yağınız ne kadar fazlaysa vücudunuzda o kadar östrojen
taşıyor olursunuz. Bu aslında erkekler için de önemli. Yani kilo, vücutta yağ miktarının fazla olması, östrojen hormonunun yağda depolanması nedeniyle östrojenik etkiler ortaya çıkmasına neden oluyor. Mesela fazla kilolu erkeklerde memeler neden büyür? Bazıları sütyen takılacak derecede meme sahibi olurlar değil mi? O bende de var hocam ya, maalesef yaramız onlar, zayıf da olsak gitmiyor. O zayıflardaki durum farklı ama yani meme boyutlarının kiloyla ilişkili olduğunun hepiniz farkındasınız. Aynen öyle. İşte bunun nedenlerinden bir tanesi vücutta östrojen birikiyor olması. Biraz fazla kilolu kişilerde o kiloyla paralel bir artacak şekilde östrojen miktarının fazla olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla evet, meme kanseri riskinizi artırır ama ne kadar artırır? Bir ailenizde meme kanseri olma durumundaki derecede arttırmaz ama hafif de olsa arttırır. O yüzden yine ne diyelim? Normal kiloda olmak her şeyin başı. Değil mi? İyi beslenmek, dengeli beslenmek. Liften yüksek, yağdan hafif beslenmek. Vücut yağımızı, yağ oranımızı da korumak anlamında. Dolayısıyla meme kanseri riskimizi arttırmamak anlamında önemli. Bunun olmaması riski azaltır anlamına gelmiyor. Dikkatinizi çekeyim. Yani kadınlar derler ki ben çok bakımlıyım, işte her zaman aynı kilodayım, çok düzenli besleniyorum. İşte iki kez doğum yaptım şu kadar. Yani kendisinde hiçbir risk, yüksek risk faktörü olmadığını söyler. O onu yüksek risk demez. Bende hiçbir risk yok. Nasıl meme kanseri oldum? Sizde bu saydığınız şeyler yüksek risk faktörleri değil ki. Bunların sizin çok normal kiloda olmanız, doğru besleniyor olmanız, gebelik geçirmiş, emzirmiş olmanız. Yani bütün o sağlıklı ve doğru olan şeyler. Doğru şeyler. Meme kanseri den sizi korumuyor. Sadece riskinizi azaltmış oluyor. Hiçbir şey değilse bile bu çok net anlaşılmalı. Aynı şekilde alkol tüketimi de aynı kapıya varıyor. Çünkü vücutta yani fazla alkol alırsanız, benim kastım düzenli olarak haftanın en az birkaç günü düzenli olarak iki duble bir şey içmek. Bu sosyal içiciliği biraz zorlayan bir boyut. Yani düzenli alkol alımı dan bahsediyorum. Bu iyi bir şey değil. Ne yapıyor en başta? Vücut yağını arttırıyor. Ve vücut yağı arttığı için vücudunuzda daha fazla östrojen depolanıyor. Vücudunuzdaki lüzumundan fazla östrojen meme hücrelerinize bir çeşit besin gibi geliyor. Ve burada yine çok önemli bir şey söyleyeyim. Sizi hasta yapan, yani meme kanseri yapan vücudunuzdaki östrojen değil. Lütfen karıştırmayalım. Sizi hasta yapan östrojen değil. Vücudunuzda normalde bulunan östrojen sizi kanser yapmıyor. Ama eğer bir kanser geliştiyse, varsa orada, o kanserin daha hızlı büyümesine yol açıyor. İkisi birbirinden çok farklı. Oradan besleniyor diyelim. Çünkü meme kanseri hücreleri aynı normal meme hücreleri gibi östrojen ve projesteron için reseptörler içeriyorlar. Ve mevcut östrojende ne bir çeşit, yani basitleştiriyorum, besin gibi kullanıyorlar. Genç yaşlarda, yani üreme çağındaki kadınlarda, metabolizmanın hızlı olduğu yaş grubunda 20'ler, 30'lar, 40'lar. Bu yaşlarda gelişen meme kanseri çok daha hızlı seyreder. Metabolizma hızlı, yani hücre çoğalması hızlı ve vücutta bolca östrojen var. Yani bol bir çeşit besin kaynağı var. Vücut enerjik ve meme kanseri de o enerjiyi sömürüyor. Dolayısıyla sizin üreme çağında olmanız ya da vücudunuzda östrojen, projesteron hormonlarının olması değil sizi kanser yapan. Siz kanser olduğunuzda bu hormonlara maruz kalıyor olması o kanserin daha hızlı büyümesine yol açıyor dediğimiz esas olarak, yani başlıca bu. Bir diğer şey hormon replasman tedavisi. Ne demek hormon replasman? Replacement, yani yerine koyma tedavisi. Menopozdan sonraki sıkıntılarımızın nedeni projesteron eksikliği değil de östrojen eksikliği. Nedir onlar? İşte sıcak basmaları falan, bunlar konforla ilgili rahatsızlıklar. Ama onun ötesinde kemik erimesi, mesela östrojenin menopozdan sonra azalmasına bağlı. Başka ne var? Mesela libidonun azalması var. Kadınsı özelliklerin gerilemesi var. Mesela saç dökülmesi, değil mi? Yani ciltte kalınlaşma, seste kalınlaşma, libidonun azalması, vajinal kuruluk. Yani bunlar hayatın konforunu azaltan
özellikler. Bir kadın eğer menopoza erken yaşta girdiyse, yani 45 yaşından önce girdiyse ya da ortalama menopoz yaşı dediğimiz işte 50 civarından önce girdiyse meme kanseri riskinin azaldığı söylenebilir mi? Onun yaşam kalitesini eksilten yönleri var bunun. O halde hormon replasmanı yapılsın mı? Biz buna başka bir bölümde uzun uzun değiniriz. Şimdilik kısaca östrojen ve projesteronun meme kanseri için yüksek risk olmadığını vurgulayalım. Ve geçelim. Meme kanseri için hafifçe artmış risk denebilecek bir diğer özellik de meme yoğunluğu. Memenizin yoğun olduğunu daha çok mamografi raporunuzdan anlayabilirsiniz. Yani hissederek anlayabileceğiniz bir şey değil. Yani bakıp da benim memem yoğun falan böyle bir şey demeye çalışmayın. Onu anlayamazsınız. Onu biz ancak mamografide görür ve size söyleriz. Bunu biz mamografi raporlarında tip 3 ya da tip 4 meme paternindedir diye yazarız. Mesela ya da şöyle deriz, memeler ileri derecede dense deriz. Memeler tüme yakın dense özellikle, yoğun özellikte gibi terminoloji kullanırız. Biz bunu raporlarımızda her zaman söyleriz. Bununla ne demek istiyoruz? İki şey de demek istiyoruz. Memenizin yoğunluğu mamografik olarak bizim hassasiyetimizi biraz azaltıyor. Çünkü meme kanseri tabii tek aradığımız şey ama bütün meme hastalıkları da aynı şekilde memenin bez yapısından gelişiyor. Ve bu bez yapılar mamografide beyaz olarak görünüyor. Yani densite, yoğunluk beyaz demek. Dolayısıyla beyazın içinde beyazı ayırt etme çabasında oluyoruz. O beyaz hastalığı biz siyah bir memede, yani yoğun olmayan bir memede çok rahatlıkla görürken, sizin memeniz yoğun bir meme ise onu diğerindeki kadar hassasiyetle seçemeyebiliriz. O yüzden bunu bir not olarak belirtme ihtiyacı duyuyoruz. Yani orada bir kanser olabilir ama memenin bu yaygın yoğunluğu nedeniyle onu görememiş olabiliriz mamografiyle. Mamografi bu hastalarda tek başına yeterli değildir anlamında yazıyoruz. Tabii meme kanseri o mamografide de beyaz gördüğümüz yoğunluğun nedeni olan bez dokusundan geliştiği için bez dokusu memenizde ne kadar fazlaysa meme kanserinin gelişebileceği hücre sayısı da o kadar fazla demektir. Dolayısıyla meme kanseri riskiniz hafifçe artmış diye düşünülebilir. Memenizin dense olması özel bir şey yapmanızı gerektirir mi? Hayır. Zaten diğer hafifçe artmış risk faktörleri olarak saydığımız bütün diğer özelliklerin de aynı şey geçerli. Yani bunların ortak noktası şudur, hafif artmış risk faktörlerinin. Yapabileceğiniz bir şey yok. Yapmanız gereken özel bir şey yok. Tek yapmanız gereken, sadece hafif artmış risk faktörlerine sahip bir kadınsanız, tek yapmanız gereken 40 yaş gibi mamografiniz, yani meme kanseri taramanıza başlamak, mutlaka mamografiyle beraber ve senede bir, mutlaka senede bir taramalarınıza devam etmek olmalı. Hafifçe artmış risk faktörlerini yüksek risk faktörlerinden ayırt ettiren şey o halde nedir? Madem her ikisine de yılda bir gelmek gerekiyor. Ayırt ettiren tek şey şudur. Yüksek risk faktörlerine sahip kadınlarda biz mamografiyi daha erken yaşta devreye sokarız. Hafif artmış risk faktörlerinde 40 yaşına kadar bekleriz. Onun ötesi iki grupta da aynı. Stratejimiz aynı. Yani 3 ayda bir gideyim, 6 ayda bir gideyim daha sağlam olur diye düşünmenize gerek yok. Yeter ki radyolojik incelemeleriniz, değerlendirmeleriniz nitelikli bir şekilde yapılsın. Doğru yöntemle yapılsın ve nitelikli olsun. Doğru yöntemle tarama yapılmazsa ya da yöntem doğru ama yeterince nitelikli değilse meme kanseri, o aradığımız şey, bütün bunları yapma nedeniniz fark edilmeyebilir. Bu da sizi tanıda gecikmeye ve bunun ne yazık ki olumsuz etkilerine maruz bırakır. Bunları biz sizin için arzu etmiyoruz. Siz de etmeyin kendiniz için.